Ama şimdi şöyle bir şey var. Öğrenci imagination, yani hayalinde bir şey kurdurmaya çalışıyorsunuz. Evet. Ama sizin anlattığınız şekil elle tutulur. Yani bilimle anlatılan bir şey. Yani bunun artık bilimi var. Artık elle tutulan bir şeyi var. Yani şunu yanlış yaparsınız. Dilini yanlış yaparsanız, işte ne bileyim, dilinizi yanlış kullanırsanız, diliniz geriye giderse böyle olur. İşte ne bileyim, genişlemezseniz şöyle olur. İşte karın kaslarınızı kullanmazsanız böyle olur. Yani bu tarz açıklamak varken sporcularda nasıl... Çok doğru. Harika bir örnek. Yani o kadar elle tutulur nesnel objektif ki bu. Evet. Ölçüm biriminizi de siz belirleyebilirsiniz. Nedir mesela? Evet. Sesle ilgiliyse bu. Biliyorsunuz ses kaydımızı alırız. Neden bahsediyoruz? Yani ne yapmak istiyoruz? Ha, şu kadar hertz'e çıksın. Ben onun hangi notaya denk geldiğini bilemem. Yani Burak Bey bana der ki hocam şu nota, ben de derim ki yani Burak Beyciğim işte ben ölçtüm. İşte bu 360 Hz. 360 Hz hangi notaysa o zaman aynı dili konuşuruz işte. Doğru. Doğru. Ama işte burada işte çıkamıyorsun. Ne diyordu bizim eski hocalardan duydum? Dikleri dik. İkimiz aynı anda dik dedik. Ha. Dikler ya neresi dik senin için? Hani az önce söylediniz ya mesela o işte baktığımız zaman böyle şey bilgisi değil mi? Ansiklopedi bilgisi. Baslar şurayla şura arasında ses çıkarır. Efendim baritonlar burayla bura arasında ses çıkarır. Nota ya da işte frekans bilgisi var. Evet. Peki şimdi ben zorlarsam benim sesime siz tenor dediniz. Ben nereye çıkacağım şimdi diye alırsam bir onun için biliyorsunuz çok cici programlarımız var. Ben çıkarıp atıyorum işte diyelim ki bir yerde bir 800 Hz gördüm ben. 800 Hz görünce ben ne oldum şimdi? Soprano mu oldum? Bilmiyorum. Aynen. Ne oluyorum oradan daha sonrasında. Koloratür mü olacağım ondan? Biraz daha büyürsem koloratür mü olacağım? Hayır. Uyduruyorum şu anda. Tamamen komiklik olsun diye söylüyorum. Kadın şeylerini söylüyorum. Yani bu o değil. Sürdürülebilirliği, o kişi için ne arıyoruz, o dinamik kendi ses aralığının içerisinde performans açısından nerede? Yani çıkarıp çıkaramıyor olmak değil. Onun için de biliyorsunuz yarışıyorlar. Guinness'i açtığınız zaman yok efendim en tiz kadın sesi şu kadar çıkmış. En tiz erkek sesi çıkmış da o ne kadar sürdürülebilir? Anlık mı böyle bir diye? Neresini kullanabilecek bir de? Yani onun yani o kadar. Sesi nasıl kullanabilecek? Hayır, Türkiye'de de var şu anda işte ben onlara sanatçılar diyorum. Kusura bakmayın. Sanatçı demiyorum onlara. İşte diyor ki benim 5 oktav sesim var. Tamam da 5 oktavın sen neresini kullanıyorsun? Yani 2,5'unu bile kullanamazsın. Belki 2'yi bile kullanamazsın. Yani neyse, benim komik terimlerim var, komik sorularım var hocam. Basların ses tellerini görmek için merdiven dayıyor musunuz? Tabii birkaç kat. Böyle bir soruyu ilk defa soruyorum bu arada. Peki koloratür sopranonun tiz tonlarına bakarken kafanızın üstünden kuşlar geçiyor mu? Kuşlar dönüyor mu? Valla dinlerken dönüyor ama. Yani gerçekten dönüyor. Ne sesler var değil mi? Yani evet. Bazen böyle hayranlıkla izliyorum. Geçenlerde işte bu korona zamanı birazcık evde kalınca şeylerde şu söyleyemedim adını. Sihirli flütte mi vardır hani böyle bir böyle evet. çıkar falan böyle oradan yani nasıl o ses çıkıyor? Yani o ses işte aynı mekanizmayız değil mi? Nasıl çık? Onun için nasıl bir onun öncesinde bir hazırlık süreci vardır. Demin sporcu dediniz ya hani böyle hayranlıkla bakıyoruz böyle 100 metreyi koşuyorlar pıt bitiyor. 10 saniye sürmüyor 100 metre koşusu. Bravo. Yani o 9 saniyelik 9.50, 9.60 neyse 10 saniye koşmak için o adam kaç yıldır o kasları hangi şeylerle egzersizler her seferinde koşarak çalıştırmıyor onu. Her seferinde 100 koşmuyor en çok şey. Gidiyor bazen ağırlık çalışıyor, bazen sadece yürüyor, bazen sadece gevşeme yapıyor, üst kaslarına başka şeyler yapıyor vesaire. Ne yapacak? 100 metre koşucusu aslında. Yani onun için nerelerden geçip o performans aralıkları yakalanıyor. Böyle hani pıt diye bakalım işte şöyle olsun o kadar kolay değil. Hocam peki flexible'la koloratür sopranonun flexible'la baktığınız zaman üst tonlarda zil çaldı mı böyle? Çalmaz mı? Çalmaz mı? Hocam bunlar tabii bizim tenor esprilerimiz de var. Bu şeyler diyoruz. Mesela altolar basları, baslar sopranoları, sopranolar üst tonları tenorlarda kendilerini severler. Arada kalan sesler var işte. Arada kalan sesleri, baritonları ve mezzoları Kanarya Sevenler Derneği sever diyoruz. Biri Ankara'da Tenorlarla Mücadele Derneği var biliyor musunuz hocam? Öyle mi? Öyle mi? TM'de. Arda Bey bariton var. O kurmuş Tenorlarla Mücadele. Her türlü tenoru yakalıyorlar. üstüne atlıyorlar, bağlıyorlar ve susturuyorlar. Do vermesini engelliyorlar. Bir komik bir sorun vardı. Hocalara soruyorum, size sorayım. Odalarda evet. Bağıran tenorların ses telini uzunluğuna bakarak mı cezalandırılması lazım? Evet. Yani bir de uzunluğuna bakıp böyle karar verenler var biliyorsunuz. Sizin hocalardan var mıydı onlar? Siz onu söyleyince benim aklıma o geldi. Hayır konuşalım onu. O süper bir şey. Evet konuşalım onu. Ses telinin uzunluğuna bakılarak ses türü anlaşılır mı? Yani ben ne diyeyim buna yani? Yani böyle gelen çocuklar var biliyorsunuz. Yani sınava hazırlanıyor oluyor ya da bir şekilde bir yerlerden duymuş oluyor. Ya da bir şekilde kafası karışıyor. Hani bir sene bir şekilde çalıştırılmış, öbür sene yok sen yavrum böyle değilsin, böylesin denmiş. Ve hani sadece ses telinize bakarak sizin işte şu ses tipinde olduğunuzun söylenmesi bekleniyor. Ya. Tabii bunlar tabii şeyler, ne denir ona? O sizin söylediğiniz ya terimler sözlüğünde yazmamız gereken şeylerden bunlar. Süper. Ses teline baktım. Aa, senin ses telin kısa. Sen o zaman kısa boylu sopranosun. Öyle bir şey yazalım. Peki hocam, Türkiye'deki klasik müziğin pazarlanması için reklam yatırımlarına ihtiyaç var aşırı derecede. KBB uzmanların halkla iletişime geçmek için ne gibi bir yatırım yapıyorlar? Çok merak ediyorum. Şimdi halkla iletişimle ilgili aslında hani Türkiye'nin nasıl diyelim böyle çok güzel bir sağlık sistemi var. Hı-hı. Bunu içtenlikle söylüyorum. Ki, yani bu belki işte şu salgın döneminde de bunu bence gördük. Hı hı. Türkiye'de kendini yetiştirmiş uzman hekimlere ulaşmak çok kolay. Farklı alanlardan, nasıl diyeyim, farklı grupta hastane ya da işte kliniklerde bunlar görev alıyorlar. Ben mesela kendi uzmanlık alanı için söylediğimde işte bir eğitim hastanesinde, bir devlet hastanesinde, bir üniversite hastanesinde, bir özel hastanede ya da işte kendi kliniğinde, muayenehanesinde hizmet verebilen insanlar var. Dolayısıyla halk kendisi için uygun gördüğüne bir şekilde ulaşabiliyor. Bu hani ilgili uzmana ulaşabilmek çok büyük lüks. Belli ülkelerde biliyorsunuz işte bir uzmanlık alanından birine muayene olmak için bir sürü basamak geçmeniz gerekir. Bazı yönlerden bunun da iyi yanları vardır. Ama bizim ülkemizde doğru uygulandığında bizimkinin de kendine ait iyi yanlarının daha ağır bastığını düşünüyorum açıkçası. Doğru, ben çok yüzde katılıyorum. Buyurun. Birebir hastaya ulaşmakta, yani hastanın bize ulaşmasında ve hastaya ulaşmakta böyle bir sıkıntı yok. İkincisi bu hani demin bahsettiğimiz ve işte yine belki onları da konuşmak lazım başka bir zaman. Yani bu salgın sayesinde öğrendiğimiz online, yani internet üstünden birçok yönden insanlar birbirine artık çok daha kolay ulaşıyor. Birbiri hakkında çok daha fazla bilgi elde edebiliyor. Dolayısıyla bu konularda halkı bilgilendirmeye yönelik mesela çok güzel derneklerimizin web siteleri var. İşte Türk Kulak Burun Boğaz Derneği'nin mesela bizim büyük derneğimizdir ya da Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği'nin ikinci büyük derneğimizdir. Web sitesinde değişik kulak burun boğazla ilgili patolojilerle ilgili bilgiler yer alır. Onları insanlar okuyabilirler vesaire. Bireysel olarak hekimlerin halkla iletişim kurması, hani o PR çalışması dediniz ya. Evet. Onda da yine Türkiye'de özellikle Amerika örneğinden bizi ayıracak ciddi farklılıklar var. Etik yönde yine onda da çok iyiyiz. Amerika'da biliyorsunuz gece 3'te bile şöyle bir televizyonunuzu açarsınız, arada bir tane tak avukat reklamı çıkar. İşte şöyle mi oldunuz, bize başvurun, biz şunu halledelim falan. Yani böyle tamamen ticaridir. Belli konularda sağlığa olan yaklaşımlarının da ne kadar ticari olduğunu gene gördük son geçtiğimiz günlerde. Yani Amerika'nın işte salgın sırasındaki durumunu görüyoruz. Dolayısıyla belli etik standartlar içerisinde İşte bu yakın dönemde sosyal medya platformları ya da işte bahsettiğim dernek ya da kişisel web sitelerimiz aracılığıyla halka ulaşmakta çok ciddi sorun yaşamıyoruz. Davetler olduğunda da, yani bir şekilde bizden bir talep olduğunda, mesela bizim alanımızla ilgili konuşacak olursak, ne bileyim işte bir üniversitedeki dil konuşma terapisi bölümü beni davet ettiğinde ya da konservatuardaki hocalarım davet ettiğinde gidiyoruz, işte beraber söyleşilere de katılıyoruz, gerek onlara seminerler veriyoruz, gerek işte paneller yapıyoruz. Biz onları davet ediyoruz, kulak burun boğaz doktorlarını eğittiğimiz faaliyetlere. Dolayısıyla ve bunların çoğu aslında halka da açık, yani hani herhangi birisi de gelip bunları dinleyebilir. İletişime geçmek konusunda çok ciddi bir sıkıntımız yok. Tabii klasik müzikte olduğu gibi hani geniş halk kitlelerine bir şeyleri sevdirmek, onların talebini yaratmak, onunla ilgili imkanları sağlamak. Çünkü işte bir orkestra, onunla ilgili hazırlıklar vesaire, tabii onlar çok daha ciddi maliyetleri olan şeyler. Dolayısıyla bireysel olarak hekimlerin ya da derneklerin halka ulaşması çok daha kolay bence. belki işin içine biraz daha komedi katıp, belki biraz nasıl söyleyeyim size, insanların, çünkü insanlar doktorlardan çekiniyorlar. Yani ben de açıkçası doktora gitmeyi sevmem. Yani doğruyu söylüyorum. Kulağım ağrıdığı zaman işte Kürşat'ın yanına gidiyorum veya Sevtap'ın yanına gidiyorum, sağ olsunlar. Yani açıkçası ben normal zamanda gitmiyorum. Yani ben de öyle özürlüyüm, özür dilerim. Ama belki de işin içine biraz komedi sokmak, belki de nasıl söyleyeyim size, biraz dalga geçmek değil tabii ki, yanlış anlaşılmasın. Yani biraz daha güler yönden bakmak. Ama sesin ne kadar değerli olduğunu insanımıza anlatmamız lazım. Çünkü gerçekten Türk insanı sağlıklı sesin ne olduğunu bilmiyor, çoğunluğu. Ama bu kötü bir şey değil. Yani bilmemesi kötü bir şey değil. Öğretilebilir. Ama dediğiniz gibi ben de katılıyorum. Sağlık konusunda sistemimiz çok iyi. Zaten biz size bıraktık o işleri. Bütün doktorlarımıza bıraktık. Biz yorum da yapmadık. Ben hiçbir şekilde burada bu yayınlarda hiçbir şekilde koronavirüsüyle ilgili yorum yapılmasına izin vermedim. Çünkü bizim işimiz değil. Bizim işimiz müzik. Biz kendi işimize şey yaptık. O yüzden sizi tebrik ediyorum. Yani sağlık çalışanı olarak bize destek verdiniz. Sağ olun. İyi ki varsınız. Hocam peki. Bu konuda küçücük bir şey söyleyeyim mi? Dediniz ki konservatuarlar. Buyurun buyurun hocam. Buyurun. Şimdi buyurun. Benim sesim geçmiyor yani size. Bilgilendirmek derken bilinci arttırmak, evet, hani farkındalığı arttırmak çok kıymetli bir şey. Yani siz bunu zaten hani hayatınızı bunun üzerine kurmuş durumdasınız. Yurt dışında bununla ilgili eğitimler almışsınız. Çevrenizdeki insanların tamamı bilinçli. Bizim sizin seviyenizde insanları bir şey konusunda bilgilendirmemize hiç gerek yok. Sizler çünkü bizlerden daha bilinçlisiniz bu konuda. Estağfurullah. Ancak o az önce saydığımız hani o hayatını bundan kazanan ama ne yazık ki eğitimlerinin belli bir döneminde bununla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmadığı için sorunlar yaşayan, önce profesyonel ses kullanıcıları, yani işte bu ne olabilir? En çok öğretmenlerimiz olabilir bence. Başka kim olabilir? Ne bileyim işte az önce söyledik, çağrı merkezi çalışanları olabilir. Daha genç yaşta işte sesini kötü kullanan adolesans dönemindeki çocuklara yönelik okullarda olabilir. O hani güler yüzle anlatmak lazım diyorsunuz ya, daha insanlar onunla ilgili sıkıntıya uğramadan ki biliyorsunuz hekimliğin asıl birinci aşaması koruyucu hekimliktir. Yani aslında bir şeyleri önceden düşünüp ona ait önlemleri alırsak, neden su için diye o kartlara yazıyorsunuz değil mi? Hani birinci şey o bölgeyi kurutmamamız lazım, hidrat etmemiz lazım. Dolayısıyla koruyucu hekimlikten başlayarak insanları bilgilendirecek olursak, o zaman bir problemleri olduğunda da nasıl bir algoritmayla ilerlemeleri gerektiği konusunda fikir sahibi olurlar. Ha, yurt dışındaki insanların, yani yurt dışı derken Avrupa'nın belli bölümleri ve Amerika'daki belli bir grup insandan bahsedelim. Sosyokültürel düzeyi daha yüksek olduğu için sesle ilgili beklentileri de daha yüksek. Nedir mesela? Siz oradayken mutlaka karşılaşmışsınızdır. Benim mesela en çok dikkatimi çeken oydu. Geliyor diyor ki, hep de aynı örneği veririm birçok yerde de. Geliyor diyor ki işte 75 yaşında bir birey, bir hanımefendi ya da beyefendi. Diyor ki ben diyor sesimle ilgili sıkıntım var. Yani 75 yaşındasınız. Yani 75 yaşındaki sesinizin 50 yaşınızdaki gibi, 50 yaşınızdakinin 20 yaşınızdaki gibi olmasını beklemiyoruz zaten. 75 yaşında bizde olsa tamam, hani bu yaşlı sesi dersiniz. Gayet normal. Telefonda da zaten o kişinin yaklaşık kaç yaşında olduğunu anlarsınız sesini duyunca. Ama diyor ki, ama diyor ben pazar günleri kiliseye gidiyorum diyor. Koroda söyleyeceğim diyor. Bravo. Şimdi böyle bir beklentisi var. Yani ya da işte ben diyor her çarşamba günü arkadaşlarımla işte şu toplantım var. Örnek verelim, Emekli Veterinerler Kulübü var diyor. Orada diyor söylediğimi duymuyor diyor. Benim sesim çıksın diyor. Ama bu fizyolojik bir şey. Vokal kortlarınız sonuçta birer grup kas ve oradaki kaslarınız atrofiye gidiyor. O kaslarınız atrofiye gittiği için sizin zaten solunum kapasiteniz de azaldığı için sesinizin biraz daha güçsüz çıkması, biraz daha cılız çıkması olağan. Ha, bunun için yapılabilecek bir şey var mı? Var. Yani bunun için eğitebilirsiniz. Kaslarınızı daha güçlü tutabilirsiniz. Gerekirse biz oraya dolgu yaparız. Vokal kortlarınızın daha iyi kapanmasını sağlarız. Bunu istiyor. Ve aralarındaki ilişki de şu. Hani korkuyoruz diyoruz ya. Hiç korkmuyor. İşgüzar olduktan sonra da oradaki benim hocama şöyle diyordu. Böyle good job diyor. Good job doctor, good job diyor. Tamam yani. İyi, eline sağlık diyor. Tamamdır. Yani sen işini yaptın. Benim ses de daha iyi oldu. Yani o beklentiyi yani burada yapılabilecek bir şeyler olduğunu ve o sesle ilgili beklentisinin neler olabileceğini, neler yaparsa bunlarla karşılaşma olasılığını düşürebileceğini, neleri yapmasının bunu olumsuz etkilediğini insanlara daha çok anlatmamız lazım. Hastalar bize geliyor biliyorsunuz, işte sigara kullananlar, sigara kullanımı azalıyor Türkiye'de ama biz gençken işte bir 10 sene önce daha fazlaydı. 20 sene önce çok daha fazlaydı oranlarsak. Şimdi bir hastayla biz karşılaştığımızda diyelim orada bir ses telinde kanser öncülü bir lezyon var. Hani henüz kanserleşmemiş ama kötü. Hani bizim onu takip etmemiz lazım. Bunu anlıyoruz daha bakınca. Diyoruz ki hani hocam bu neden oldu? Sigaradan oldu. Şimdi diyor ki hocam benim bütün arkadaşlarım sigara içiyor benim yaşımdakiler. Bana niye oldu? Şimdi herkesin kendine ait bir genetik altyapısı var. Yani sigara içen herkes de bu meret bunu yapmıyor ama İşte sigara içmeyenlerde işte milyonda bir yapıyorsa sigara içenlerde 10.000'de 1 yapıyor. Dolayısıyla siz bu riskinizi arttırmış durumdasınız. Ha, insanlara bunun ne kadar kötü olduğunu deminki örnekte ne güzel söylemiştiniz. İşte hani o postürle ilgili şakalaştığımız yerde. Ya bu sigara ne yapıyor biliyor musun? Bak buradan çektiğin zaman sen bunu bu senin yutağına gidiyor. Oradan aşağıya doğru giderken bak burada ses teli denen şeyler var. Bunların arasından geçiyor. Bunlara temas ediyor. Bunlara temas etmeden bunlara geçmeden sen solumuyorsun. Soluduğun her şey buradan geçiyor. Onun için senin dudağında da kanser olabiliyor. Akciğerin ucunda gidip alveolünde de olabiliyor. Ama burada daraldığı için, burada sürtünme çok olduğu için ses tellerinde daha çok olabiliyor. Bunu anladığı zaman adam bakıyor. Evet yani şimdi o adam bilinçlendi. Artık onun ailesini kazanıyoruz mesela. Çevresinde 6-7 kişi varsa sesimi yükselterek böyle hani başka ailede yoktur zaten değil mi? Bak işte siz de içmezsiniz falan şakalaşıyoruz. O gruba ulaşıyorsunuz ama bu insanları işte ne kadar erken bilinçlendirirsek karşılaşma ihtimali olanları o kadar o zaman her konuda sağladığımız gibi nasıl şimdi bilinçlendik ben dışarıya çıktığım zaman bakıyorum herkesin maskesi var. Çünkü bunun nasıl korunabileceğini, bunun ne işe yarayacağını anladılar. İlk dönemde bir öğrenirken bir bocalama oluyor. Maske faydalı oluyor muymuş, olmuyor muymuş? Şöyle yani mutlaka olur değil mi? Hani mantık. Tabii ki, siz eğer onu doğru çıkarıp takarken tabii ki ufak tefek şeyleriniz olabilir. Ama herkes maske takarsa karşısındakine bunu bulaştırma olasılığını azaltır ve toplumda sonuçta bu azalır. Aynı şekilde herkes ses hijyenine dikkat ederse, kimse bağırmazsa sınıfta, öğretmen bağırmazsa çocuk da bağırmaz. Anne baba bağırmazsa çocuk da bağırmaz. O zaman çocuk çağının ödülleri azalır gibi. O tabii uzar da uzar. Hocam bu arada maske dediniz, biz Pereja bizim sponsorumuz. Onun haricinde yeni sponsorumuz var. Rebul mandalina'lı o da sponsorumuz. Burada artık hepimizin masasında bir tane var. Kolonya. Evet, o yüzden dediniz, maske dediniz benim kolonya geldi aklıma hemen. Hanımefendi bir soru sormuş hocam. Bir sorumuz var. Sabahları boğazda kuruma ve hafif batma hissi olabiliyor. Deviyasyon ameliyatı olmam mı önerir misiniz? Devamı var sorunun. Bir saniye. Hocam. Şam bölümü mezunuyum. Burnumda deviyasyon problemi var. Sıkça ağızdan nefes alıyorum. Herhalde küçük dili de uzun büyümüştür herhalde ki horlama da olabiliyor. Buyurun ben doktor değilim. Buyurun özür dilerim. Estağfurullah. Siz zaten önemli noktaya vurguyu yaptınız. Şimdi tabii bizim sağlıklı nefes almamız için birinci kural burun solunumu yapmamız. Çünkü bizim solunum organımız burnumuz. Dışarıdan gelen havayı ısıtan, nemlendiren, filtre eden, ondan sonra larynx ve alt hava yolları için uygun hale getiren burnumuz. Dolayısıyla burunda bir tıkanıklık olduğunda biz fark etsek ya da fark etmesek vücut ihtiyaç duyduğunda ağız solunumu yapmaya başlıyoruz. Dolayısıyla o filtre edilmemiş, yani temizlenmemiş ve nemlendirilmemiş kuru hava önce ağzımıza, boğazımıza, ondan sonra alt hava yollarımıza seslerimiz geçip ulaşıyor. Dolayısıyla burnumuzda bizim bir problem varsa, özellikle genç yaşlarda, artık böyle hani ileri yaşlarda herhangi bir sıkıntımız yokken onun düzeltilmesi hem solunum açısından, hem ses kalitesi açısından, hem genel yaşam kalitesi açısından bireye çok fayda sağlar. Burun ameliyatı da çok hani zor, güç bir ameliyat değildir. Çok sık yapılan bir ameliyattır. Dolayısıyla endişe etmeden olmalarını öneririm. Hocam sizin vaktiniz var mı? Biz tam 1 saati dolduracağız birazdan. Ben gayet uygunum. Siz nasıl arzu ederseniz. Devam edelim diyorum. Şöyle yapalım. Çünkü Instagram Boğaziye Elektrik gibi bizi şey yapmasın, kontrol etmesin. Biz kontrol edelim. Yayını keselim. Tekrar hemen bağlanalım. Olur mu hocam? Çünkü tam hemen bir dakika var şu anda kesilmesine. Yayını kapatıyorum. Hemen bağlanıyoruz. Oldu mu hocam? Tamam. Görüşmek üzere. Sağ olun.